İstanbul Bahçelievler'de bir binanın zemini çöktü ve apar topar boşaltıldı o apartman. Çökmenin nedeni büyük tehlikenin göz göre geldiğini de ortaya koydu aslında. Çünkü kömürlük eklenmişti sonradan binaya. Kaldırım çöktü, kaçak kömürlük göründü. Ses bir gürültü bir bu şeyle. Sesle baktım millete balkonlarda. İmarsız yapı yerle bir olunca herkes deprem olduğunu düşündü. 78 yapımı, 14 dairenin olduğu, 2 dükkanın olduğu bir apartmanımız var. Onun maalesef kaldırım tarafında sonradan bir imalat yapılmış. Korkmadık olur mu? Biz baktım camdan evin dibi gitmiş, ben yukarıda kaldım. O korku dolu anlar burada. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'taki 45 yıllık Yavaş Apartmanı'nda yaşandı. Akşam saatleriydi, bir anda büyük bir gürültü koptu ve apartmanın kömürlüğüne doğru işte bu kaldırımda görüyorsunuz büyük bir çökme yaşandı. Tabii bu sesi duyan apartman sakinleri de can havliyle kendini dışarıya attı. Ardından da apartmanın kapısına güvenlik sebebiyle mühür vuruldu. Kaldırımın çökmesiyle altındaki ruhsatsız kömürlük de ortaya çıktı. Ekipler hemen inceleme başlattı. Arkadaşlarımız incelediler. Tahliye ettik binayı. Korot testi alıp en kısa zamanda yıkılması lazım. Hayvanlar var. Hayvanları almak için geldik bizler. Çökmeyle birlikte tahliye edilen apartmanda mahsur kalan evcil hayvanlar ancak gün aydınlanınca ekipler tarafından alınabildi. Korkmuş mu? Eşyalarınızı falan alabildiniz mi, izin verir? Hiçbir şey yok. Bugün işte üstü başımız hiç olmasa alalım dedik. Zabıta ekipleri apartman sakinlerinin içerideki değerli eşyalarını, kıyafetlerini alabilmesi için onlara 10 dakikalık bir süre verdi. Daire başına maksimum 2 kişi kabul ediliyor ve o ikişer kişiler de daire daire yani sıra ile içeriye alınıyor. Bakın şu anda ilk 2 kişi apartmana doğru giriyorlar ve birazdan da dairelerine çıkıp eşyalarını, değerli eşyalarını, kıyafetlerini alabildiklerini alacaklar. Riskli olduğu belirlenen 7 katlı bina hakkında yıkım kararı çıktı. Bitişiğindeki bina içinse incelemeler sürüyor.